Evet, merhabalar. Merhaba. Ben Enver. Şimdi bizi talep ettiniz. Memleketinize kadar geldik. Burası Evet, neresi? Siz teşekkür ederim. kimsiniz? Bir tanıyalım bakalım. Adana, ben Yasin Gürbüz öncelikle. Adana ili Kozan ilçesinde ikamet ediyorum. Burası da Doğan Alan Köyü. Evet. Bahçemizi diktiğimiz yer Doğan Alan Köyü, Sarı Ağaç Mahallesi. Hemen Eyner Barajı'yla karşılıklı, Eyner'e yakın, Eyner'e karşılıklı olan bir barajımızın hemen üstünde badem bahçemiz var. Buraya bir badem bahçesi diktik. 400 tane badem ağacımız var. Öncelikle hayırlı Cinsleri uğurlu de olsun. Ferak nesli Feradüer. Evet, teşekkür ederim. Bildiğim kadarıyla karniyem üzerine aşılanmak doku kültürüyle yapılmış bir Doku badem kültürüyle yapılmış. cinsi. Evet. Tabii ki biz öncelikle acı badem üzerine aşılanmayı tercih ediyoruz ama olsun. Şimdi burada bir başlangıç yapılmış. Şimdi burada ne yapılması gerektiğini sizlerle paylaşırken aynı zamanda bizi takip eden dostlarımıza da bilgi vermiş olalım. Evet. Birinci aşama şu görmüş olduğumuz sistem yanlış. İp, bağlama. İp Bağlama bağlama. yöntemi yanlış. Böyle olmaz. Bak mesela burayı kesmişiz. Evet. Bak görüyor musun? Ağaç oraya gelmiş. Oraya yaralanmış. Evet. Bu şey uzak duracak biraz. Bunu ayarlayacağım. Bu yanlış. Şu ip sistemi yanlış. Neden yanlış biliyor musunuz? Bakın şurada kislem dediğimiz bölge var. Buradan hemen kabuk altından su boruları Evet. damar gibi çıkar. Aynı zamanda bitki besin elementleri buradan yukarı doğru çıkar. Şimdi bu kesici bir ip olduğu için Evet, rüzgar evet. vurdukça buraya buradaki kabuk altındaki o damarlara zarar verir. Evet. Bundan dolayı da bu tarz ip değil de çabut tarzı. Beyaz Yani bez. Bez bu. evet burayı Örgü ipi. kertmeyecek Evet. ve şu asla bu kadar yakın olmayacak. Ne oluyor? Sürtünme. Rüzgarla birlikte sürtünme zarar veriyor. Bunu yapmıyoruz. Artı şu görmüş olduğumuz dip yapısı doğru değil. Damlamalar bu kadar yakın olmayacak. İki. Şimdi köke direkt suyu verdiğinizde kök çürüklüğüne neden olursunuz. Evet. Etrafı iz düşümü dediğimiz şu şekilde yarıçap açıyoruz ve kökü toprakla besliyoruz. Evet. Etrafta çanak oluşturuyoruz. Sulamayı yani şu damlamayı şuradan Bu şekilde bu vereceğiz. şekilde Sulama vereceğiz. sistemini değiştireceğiz zaten. Aynen öyle. Sulama sistemi Şimdi kesinlikle bunu değişecek. yaptık, değil mi? Gelelim ağaçlarımıza. Bakın. Bu ağacın mesela budaması yapılmamış hiç. Evet, daha hiç budama Tamam. yapılmadı çünkü yaklaşık 10 aylık bir fidan şu an. Anladım. Şu anda şu 80 santim altında bir tane dal bırakmıyoruz. Evet. Ve bademlerde Şuradan çoğaltacağız. Burayı keseceğiz. bademler dışa açılan bir ağaçtır. Evet. Tamam mı? Şu açılıyor. Heh. Boş. Şimdi şu orta dalı alıyoruz. Şu 1, 2, 3 dalı bırakıyoruz. Bunların da içe dönük dallarını Olanlarını. tamamen kesiyoruz. İçe dönükleri. Evet. Bak içe dönükleri, birbirine değenleri, üst Evet. üste gelenleri Evet. tamamen kesiyoruz. Ağacımızı geniş bir şekilde açıyoruz. Gelelim bitki beslenme olayına. Şimdi toprağımıza bakıyoruz. Orta halli bir toprak. Orman içi bir toprak. Burası biraz daha canlı toprağımızın. Evet. Şimdi hepsini aynı kıvama getiririz. O sorun değil. Burada o dediğimiz düzenlemeyi yaptıktan sonra bakım millet genelde baharda başlatır. Evet. Baharda değil. Kasım'da başlar bakım. Doğru bakım. Evet. Şöyle bu sırada da Çay bahçemizi içeceğiz ama. yavaş yavaş gezelim. Ağaçlarımızı da görelim. Ağaçlarımıza ciddi bir bakım gerekiyor. Kasım ayında o etraf olayını yaptık ya, iz Evet. düşümü dedik. Evet. Çanakları açtık. O çanakları açtıktan sonra organomineral gübreyle yani azot, fosfor, potasyum artı mikro elementler demir, çinko, bakır, mangan, manezyum. Bununla Leonardit kaplamalı olması şartıyla bununla etrafına her ağacın etrafına 200 gram Evet. toprakla karıştırıyorsun. Üstünden 150 gram humik asitli damlamandan verebilirsin. Verebilirim. Humik asitli Altın kokulu. suyumuzu tankımıza koyuyoruz. Köke 150 gram gelecek şekilde Ayarlayacağız. ortalama ayarlama yapıyorsun ve bunu verdiğimizde toprakta vermiş olduğumuz o gübreyi ve toprakta var olan makro ve mikro elementleri doğru şekilde çözüp bitki kökünün rahat almasını sağlıyor. Bitkiler şimdi bu kışın uyur, Evet. yapraklarını döker. Evet. Suyunu
köke bırakır. Evet. Tamam mı? Uykuya dalar. Kök uyumaz. Kök gelişmeye devam eder. Kökü Kasım ayında vermiş olduğumuz destekler, bu organomineral artı humik asit kökü tarafından doğru bir şekilde alınır, depolar, baharla birlikte yine bir miktar bunlardan takviye yaparak ve aynı zamanda dallarda şeyler oluşmasın diye parazitler, en iyi dezenfektendir bakır sülfatla, omuz fıskiyesiyle olur. Bakır sülfatla tüm dalları bakır şey yapıyoruz, dezenfekte ediyoruz. Yani kabuk altı böceklenmeleri, işte reçinelenmeleri, bunları tamamen yok ederiz. Bunu yaptıktan sonra da bu olayı budamadan sonra yapıyoruz. Evet. Önce budama, arkasından o bakır sülfat olayını bakır yapıyoruz. Sıkıyoruz. Budama yaptığımız yerlere de kesinlikle şey yapıyorsunuz. İlaçlıyoruz. Evet. Şimdi bunu yaptıktan sonra ağaçlarımız müthiş bir canlılıkla yeşerecek. Sürgün vermeye başlayacak. Allah izin verirse. Ve yaprak ayaları genişlediğinde bu sefer ne yapıyoruz? Fıskiye ile her ağaca 35-40 gram gelecek şekilde humik asitle yapraktan destek veriyoruz bu sefer. O ne yapıyor? Yaprakları canlandırıyoruz. O stomalardan, bak şu görmüş ol, alttan yukarı veriyorsunuz. Bu evet. Çok önemli. Bak şu şekilde alttan yukarı veriyorsunuz. Bu stomalardan direkt mikro elementleri ve fulviyi alır. Bitki köküyle yapraklar arasında, meyve arasında bitkinin klorofilini çalıştırarak iletişimi sağlar. Evet, anladım. Ve bu da bitkinin gelişimini narenciyi hızlandırır. Narenciyi de böyle tamam. İstiyoruz. Ve bu sefer de istediğimiz kıvama gelmiş oluruz. Evet, ağaçlarımızı geziyoruz arkadaşlar. Yatırımcımızla beraber. Şu anda ağaçlarımız dikilmiş. Bir seviyeye getirilmek için mücadele verilmiş. Ama istediğimiz seviyede mi? Hayır. Bu dediklerimizi yaptığında Allah'ın izniyle gelecek sene. Ama yine de gelişimi çok. Gelecek sene. Sen gelişimi gelecek sene konuşacağız. Şimdi değil. Gelecek sene bu bahçeden arkadaştan biz yeniden o bahçenin videosunu çek, bize at diyeceğiz. Evet dostum, ne diyorsun? İnşallah abi. İnşallah. Ağaçlarımızda verim almak istiyoruz. Zaten para kazanmak için ettik bunları. Değil mi? İster istemez. Tabii ki bunun da bir bedeli olacak. Bunun bedelini ödeyeceğiz. Ağaçlarımız güzel olursa zaten biz de ister istemez. Ne diyor Resulullah? İşi ehline vermediğinizde kıyameti bekleyiniz diyor. Evet. Yani bu kıyamet nedir? Bu ağacın kıyametidir. Ağacın kıyametidir. Bu ağaç olmazsa senin ekonominin kıyametidir. Evet. Evet, doğal olarak insanın kıyametidir. Evet. Yani onun için her işte bugün siz kendi işinizde ehilsiniz. Evet. Ben tutup da sizin yapmış olduğunuz servis işini yapamam. Evet, aynen. Bir makinen bozulduğunda sana arayıp sormak zorundayım. Evet. Aynı şey geçerli. Evet. Evet, şimdiden yeniden hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Aynen. Güzel bir yatırım. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah muvaffak etsin. Aynen. Başarılara ulaşmanız temennisi. Aynen. Allah'a emanet sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.